Arkadaşlar merhaba, ben Üçlü Hoca. Kanalım belki de en uzun soluklu edebiyat videosuyla karşınızdayım. Artık tek parça halinde bütün bir dönemi kapsayan eksiksiz sorularla full tekrar serimizi başlatıyorum arkadaşlar. Şimdi divan edebiyatını tekrar edeceğiz. Kaç sorumuz var hocam? Tam 64 tane soru çözeceğiz. Evet. 6 artı 4 falan olmasın hocam, yanlış mı söylüyoruz? Hayır. Tam 64 soru arkadaşlar. Hiç alışık olduğumuz bir şey değil. Bakalım ne olacak? O yüzden lafı hiç uzatmayayım ben. Hemen başlayalım. Satır satır gideceğiz. Dönemle ilgili bütün sorular, genel özellikler, yazarlar, şairler, sanatçılar, bütün nazım biçimleri, türleri, ne varsa aklınıza ne geliyorsa divan edebiyatını eksiksiz tekrar yapacağız. Haydi o zaman hiç vakit kaybetmeyelim. İlk soruyla karşınıza gelelim arkadaşlar. Bakalım ilk sorumuz bize ne soruyor, bizden ne istiyor? Evet, hemen şöyle yanına da ben bir yazayım. Beraber satır satır gidelim arkadaşlar. Yukarıdaki numaralı cümlelerden hangisinde sepkiinde akımı ile ilgili bir bilgi yanlışı vardır diyor. Ha, burada akım sorusu. Divan edebiyatını etkileyen akımlar. Hemen bakalım arkadaşlar ne olacak. Neşati, Naili, Şeyh Galip gibi sanatçılar bu akımın en önemli temsilcileridir. Bu doğru arkadaşlar. Lütfen bunu cebinize koyun. Önemli temsilciler. Geniş, derin ve kapalı anlamda önem verilen bir tarzdır diyor. Doğru. Anlaşılması güç ifadeler fazlaca kullanılıyor biliyorsunuz sepkiinde de. Şiirde ahenk unsurları bakımından divan edebiyatını etkilemiştir diyor. Evet, gerçek anlamda divan edebiyatının en çok etkisinde kaldığı akım bu. Halk dilindeki mecazlara değer verilmiştir diyor. Burada durdum. Sepki hindi demek halka sırtını bir anlamda dönmek demek. Halkla işi olmamak demek. O yüzden asla halkın dilindeki mecazlara yer verilmez sepki hindide. Bu gitti hocam. Hayal, çağrışım gibi kavramlar bu akımın olmazsa olmazlar arasındadır. Çok doğru arkadaşlar. Yani soyut vurgular, hayali şeyler olmazsa olmazlar arasında hocam. Çok güzel. Bu da gitti. Doğru cevabımız kesinlikle D seçeneği olacak birinci soruda. Bence güzel gidiyoruz. Bence sağlam gidiyoruz. Bakalım neler olacak arkadaşlar. O zaman hiç vakit kaybetmiyoruz. Geldik arkadaşlar ikinci sorumuza. Yazdık şuraya bir yeri, köşeye bir yeri. İki hocam. Bu parçada tanıtılan sanatçı hangisidir diyor. Doğruluk terazisi anlamına gelen Mizanül Hak adlı eseri yazmıştır. Oba dikkat. Bu eserde oldukça kapalı arkadaşlar bu soru, bakın dikkat. Dini ve ahlaki değerleri işlemiştir. Yazarımızın Düsturul Amel, dikkat, Fezleke gibi birçok eseri bulunmakta. Aslında daha da bilinen eserleri var da soruyu biraz zorlamışım arkadaşlar. Mizanül Hak, Fezleke, biraz Fezleke'den belki yürünebilir arkadaşlar. Onun dışında çok da böyle yürünemeyecek gibi. Fezail-i Cihat, Fezail-i Mekke'si var Baki'nin. O çok tartışmalı. Ya buraya girilmez yani, tartışmaya gerek yok, hiç konuşulmaz. Naima'nın tarihi var zaten, geçtik. Fuzuli'nin onlarca eseri var. Leyla ve Mecnun'ların şikayetnameleri falan. Evliya Çelebi'nin seyahatnamesi var. O zaman Katip Çelebi devreye girsin artık. Net bir şekilde doğru cevabımız Ceyhan olacak arkadaşlar. Mizanül Hak, Düstürül Amel ve Fezleke Katip Çelebi'ye ait. Ne olabilirdi? Mesela Cihan Nüma deseydim daha C demeden yapardınız. Keşfi Zünun deseydim hiç affetmez yapardınız. Ama bu sorudan mesela bu ikiliyi, üçlüyü kazanmış oldunuz. Fezleke, Düstürül Amel ve Mizanül Hak eşittir Hacı Kalfa, Hacı Halife yani Katip Çelebi. Gelsin hocam üçlü sorumuz. Yukarıdaki numaralanmış eserlerden hangisi diyor Mevlana'ya ait değildir? Hemen bakalım. Mesnevi, Divan-ı Kebir, Makalat, Mektubat, Fihi Mafi, hepsi neredeyse, şöyle tiklerimizi atalım. Mevlana'ya giderken Makalat, aman dikkat arkadaşlar, çok çok önemli. Hacı Bektaş-ı Veli'nin eseridir. Hemen şöyle yazıyorum. Hacı Bektaş-ı Veli'nin eseridir arkadaşlar. Makalat, şöyle yapayım, şurada nokta çekelim ha. Şimdi oldu. Evet. Doğal olarak doğru cevabımız kesinlikle C seçeneği olacak. Üçüncü soruda. Güzel gidiyoruz. Acelemiz yok. Sindire sindire gidelim arkadaşlar. Geldik dördüncü soruya. Daha bismillah başlamadık bile çözümlere. Aşağıdakilerden hangisi bu parçada tanıtılan eserin diyor yazarına ait değildir? Bismillahirrahmanirrahim o zaman. Muhakemetül Lügateyn adlı eserinde Türkçe ile Farsçayı karşılaştırmıştır. Türkçenin Farsçadan üstün bir dil olduğunu ispatlamak istemiştir. Evet, burada tanıtılan İsmimiz tabii ki Alişir Nevai olacak. Muhakemetül Lügateyn onun eseri biliyorsunuz. Alişir Nevai'nin divanı var, Hamsesi var. Mecalüs'ün nefaisi var, eyvallah. Lisanü't Tayr'ı var, o da arkadaşlar Hamse'de yer alıyor biliyorsunuz. Ama Vesiletün Necat, yani bugün okuttuğumuz bildiğimiz Mevlid ona ait değil. S. Çelebi'ye ait. Süleyman Çelebi'nin eseridir arkadaşlar. Kurtuluş vesilesi anlamına gelen Vesiletün Necat lütfen cebinizde kalsın, olur mu? Günümüzdeki Mevlid'in diğer adıdır. Alişir Nevai değil, Süleyman Çelebi'ye aittir. Geldik arkadaşlar 5. soruya. Kocaman bir 5 yazdık. Fuzuli'ye ait yukarıdaki numaralandığım eserlerden hangisi mensur biçimde yazılmıştır diyor. Şimdi burada durduk hocam. Burası kafaları yakmasın. Türkçe divan.
Arapça divan. Bunlar zaten divan. Manzum biçimde. Leyla ve Mecnun Mesnevi zaten. Bengübade de çok önemli bir eser. Yine kesinlikle nazım biçimi hakkında bir şeyler söyleyebiliriz. Yani manzum şekli yazılmış. Ama şikayetnamesi bir mektup arkadaşlar, biliyorsunuz. Mektuplarda tabii ki mensur, yani düz yazı biçiminde yazılır. Mensur demek düz yazı demek arkadaşlar. Aman dikkat, nazım ya da manzum demek şiir gibi demek. Nesir ya da mensur düz yazı demek. Aman dikkat, 5'in sorunun cevabını da bir işaretleyelim de şöyle işaretlemeden gitmeyelim hocam. Geldik koskocaman bir 6. soruya. Ne diyor? Aşağıdaki sanatçılardan hangisi bir surname yazmıştır diyor. Oba, surname biliyorsunuz. Sünnet düğünleri, şehzadelerin sünnet düğünlerini, hanım sultanların da düğünlerini ne yapacak, bizlere aktaracak? Özellikle sünnet düğünleri vurgusu çok fazladır surnamelerde. Ve isimlere baktığımız zaman Nabi, Nevzade Atayi, Baki, Şeyhülislam Yahya ve Azmizade Halit gibi şöyle aşağıdan yukarı doğru gittik hocam. Tabii ki Nabi'nin surnamesi var arkadaşlar. 6. sorumuzun cevabı A seçeneği olacak. Geldik 7. soruya. Hemen şöyle yazdım hocam 7'yi koca koca. Hakkını vere vere gidelim. Hiç acelemiz yok. Bu anahtar kelimeler aşağıdaki sanatçılardan hangisine aittir diyor. Sepki Hindi Akımı. Divan şiirinin son büyük şairi. Sepki Hindi deyince de gidebilirdik ama divan şiirinin son büyük şairi dendiği zaman akla bir kişi gelir. Hüsnü Aşk deyince zaten artık eserini de söylemiş oluyorsun. Esed ve Galip Mahlasları. Bence burası yıldızlı arkadaşlar. Yani bir Şeyh Galip sorusu ancak bu kadar bilgi dolu gelebilir. Daha ötesi olamaz. Ötesi de olur. Daha ötesi olamaz arkadaşlar. Şeyh Galip ile ilgili her şey burada işte. Başka bir şey bilmenize gerek yok. Hiç. Hüsnü Aşk çok önemli. Böyle türkü mürkü de yazmış. Hece Öztürk falan denir ama çok lazım değil. Esed ve Galip Mahlasları önemli. Hüsnü Aşk cepte. Divan şiirinin son büyük şairi Şeyh Galip. Geldik arkadaşlar 8. soruya. Bakalım 8'e cevabımız ne olacak? Bir kişinin size sorduğu bir soru üzerine siz Aliçi Nevai, Hamdullah Hamdi, Taşlıcalı Yahya, Nergisi, Nevzade Atayi gibi isimleri sıralıyorsanız soru aşağıdaki nazım biçimlerinden hangisiyle ilgili olabilir diyor. Eğer siz Aliçi Nevai, Hamdullah Hamdi, Taşlıcalı Yahya, Nergisi, Nevzade Atayi gibi isimleri sayıyorsanız Hamse sahiplerini sayıyorsunuz demektir. Hamse'yi şöyle bir kurcaladığımız zaman şıklarda Mesnevi ile ilişkilendirebiliriz. 5 Mesnevi'ye Hamse deniyor çünkü. Bunlar da Hamseciler, Hamse sahipleri arkadaşlar. Cebinizde kalsın. Çok önemli bir soru. Nazım biçimlerinden gelme ihtimali en yüksek olan başlık Mesnevi başlığıdır. Lütfen uyumayınız. Geldik hocam 9. soruya. Bakalım 9 bize ne söyler? Sümbülzade Vehbi, Baki, Nabi ve Nefi gibi isimlerden etkilenmiştir. Güzel. Lütfiye adlı eseriyle oğlu Lütfullah'a öğütler vermiştir. Aşağıdaki eserlerden hangisi bu parçadaki mantığa benzer bir mantıkla yazılmıştır diyor. Evet, oğluna öğüt verme, ona nasihatlerde bulunma mantığıyla yazılan eserimiz Nabi'nin Hayriyesi arkadaşlar. Cebinize kalsın. Hayrabadı değil, Hayriyesi. Lütfen bunları karıştırmayalım, olur mu? Hayriye, Lütfiye, böyle çağrışım yaptırsın en azından. Aklımıza oğullar gelsin. Hayriye deyince tabii ki Nabi'nin buradaki A ve İ çağrışım yaptırabilir. Nabi, Hayri çağrışım yaptırabilir. Lütfiye'ye de zaten Vehbi, Lütfi ile Vehbi çağrışım yaptırılabilir. Sümbüzade Vehbi eşittir Lütfiye. Nabi eşittir Hayriye diyoruz. Geldik arkadaşlar 10. soruya. Hemen kalemimizi alalım, silgimiz değil hocam. Bakalım onda cevabımız ne olacak? Hangisinde bir bilgi yanlışı vardır diyor. Evliya Çelebi, Seyahatname adlı eseriyle Türk Edebiyatı'nın en sağlam gezi örneklerinden birini vermiştir. Eser hem gezi hem de anı türündedir. Sade nesir özelliği taşımaktadır. Eserde Anadolu, Rumeli, Mısır gibi birçok yerden bilgiler vardır. Bakın dikkat arkadaşlar. Evliya Çelebi'nin seyahatnamesi konuşabilirsem sade nesir değil, orta nesir örneğidir. Cebinize lütfen kalsın arkadaşlar. Bilgi yanlışımız D seçeneğiyle ne yapılacak? Düzeltilmiş olacak. Geldik 11. soruya. Bahsedilen eserin yazarı aşağıdakilerden hangisidir diyor. 9 akçelik maaşını alamadığı için yazdığı şikayetname adlı eseri edebiyatımızdaki önemli edebi mektuplardan biridir diyor. Tabii ki şikayetnamenin yazarı Fuzuli'dir arkadaşlar. Saygı duyuyoruz. Divan edebiyatını bomba gibi tekrara devam ediyoruz. Bakın 11. soruda nazım biçimi, türü, yazarı, şair ne varsa konuştuk. Genel özellikleri, geriye kalan soruları düşünemiyorum bile. O yüzden çok büyük bir heyecanla, büyük bir istekle haydi hocam uyan başlığıyla, vurgusuyla 12. soruya geçiyoruz. Bu parçada tanıtılan sanatçıyı bizden istiyor. Divan edebiyatında yergi dendiği zaman akla gelen ilk sanatçılardandır. Saniyeliktir cevabımız artık. Net bir şekilde Nefi'dir. Divan edebiyatında yergi demek Nefi demektir. Gerisi tamamen hikayedir. Bomboştur. Nefi eşittir hiciv. Nefi eşittir münekkitlik. Nefi eşittir neci de olsun. Neci bu adamı. Nefi eşittir tenkit, eleştiri, taşlama, laf sokma. Sihamı kaza, kaza okları. Lütfen devam.
Tuhfetül Uşşak gelirse sorulur. Tuhfetül Uşşak adlı eseri önemlidir. Kaside ve icileri onun tanınmasında rol oynamıştır diyor. Evet, 12. sorumuz cevabı Ceyhan olacak. Geldik kocaman bir 13. soruya arkadaşlar. Yukarıdaki numaralanmış eserlerden hangisi Nabi'ye ait değildir diyor. Şimdi lütfen dikkat. Fetihname-i Kameniçe, Cebe Koy, Nabi'nin, Münşaat onun, Hayrabat onun, Hayriye onun. Ama Harname'ye dikkat, Şeyhi'nin eseridir. Çok güzel bir soru. Çünkü Harname her ne kadar basit olsa da, direkt Şeyhi'ye gidip bizi Denizli'ye götürüyor olsa da, aman dikkat arkadaşlar, Fetihname-i Kameniçe'yi hiçbir şekilde anlatamıyoruz. Değil mi? Nabi'nin böyle bir eseri vardır, ne alaka hocam dersin. Hayriye ve Hayrabat'ı bileyim yeter dersin, değil mi? Doğru olan odur. Surnamesini falan da bilmen yeterli. Ama bakın bu soruda Fetihname-i Kameniçe'yi de katmış olduk. Geldik arkadaşlar 14. soruya. Yuvarlak için almıyorum artık. Direkt olarak karizma bir 14. Başlıyoruz hocam. Bakalım neler olacak. Belki altı çizilebilir. 14. soru bize ne söyleyecek? Dize ortalarında da uyak bulunan gazele nokta nokta adı verilir diyor. Yani sen böyle bir dize yapmışsın hocam. Şuradakiyle şuradakinin sonu aynı. Dize içinde de uyak var. İşte buna musammat gazel diyoruz arkadaşlar. Lütfen cebinizde kalsın. Kazanmış olduk. YK vaz, YK henk vesaire işimiz yok arkadaşlar. Net olarak musammat gazel bize neyi söyleyecek? İçerisinde, dize içerisinde uyakların olduğu gazeli hatırlatacak. Geldik arkadaşlar 15. soruya. Yuvarlak için almayacağım dedim ama aldım hocam. Buna göre kasidenin hangi bölümündesinizdir diyor. Bismillahirrahmanirrahim. Bir kaside okuyorsunuz ve bir anda kendinizi gazel okurken buluyorsunuz. E o zaman tegazül bölümündesiniz. Tegazülün G'si, Z'si ve L'sini ele aldığımızda zaten gazel kelimesi çıkar. Cebinizde kalsın lütfen. Hiç hatırlamayanlar tegazüldeki gazeli fark edip gazel okunan bölüm olduğunu söyleyebilirler arkadaşlar. 15'ten geldik arkadaşlar 16. soruya. Kocaman bir 16. Bu eserlerin yazarı aşağıdakilerden hangisidir diyor. Sağlam soru arkadaşlar. Saygı duyuyorum arkadaşlar. Habname, Dürretüttaç ve Münşeat. Oba, burada durdum hocam. Yazarımız Veysi olacak. Eleme yöntemiyle bu soruyu %100 yapabilirsiniz. Veysi'yi bilmenize gerek yok arkadaşlar. İçiniz rahat olsun. Mesela Katip Çelebi, Keşf-i Zünun, Cihan Nüma, Fezleke yok abi bunlar. Baki, Fezail-i Mekke, Fezail-i Cihat, işte ne bileyim Kanuni Mersiyesi, Divan falan. Ya yok burada. Naima'nın zaten tarihi var. Naima tarihi. Evliya Çelebi'nin de seyahatnamesi var. Yani Habname, Dürretüttaç, Münşaat hepsini böyle bir kişiye atmak bunlardan mümkün değil. E o zaman elimizde Veysi kaldı. Doğru cevap kesinlikle B, C seçeneği, bakayım B seçeneği Veysi olacak. Geldik arkadaşlar 17. soruya. Bakalım neler olacak. Buna göre aşağıdaki eserlerin hangisinden alıntı yapmalısınız? Bismillahirrahmanirrahim. Gelme hocam bize orijinal sorularla. Bir eser yazıyorsunuz ve eserinizde bir takım tarihi bilgiler de olmasını istiyorsunuz. Öyle ki eserinizdeki bu tarihi bilgilerin sade ve orta nesil özellikleri göstermesini de istiyorsunuz. Yani ne çok şey istiyorsunuz? Bu tarihi bilgileri Osmanlı Devleti döneminde vakanüvistlik yapan birinden alırsanız daha etkili olacağını da düşünüyorsunuz. E o zaman haydi hocam 17. sorunun cevabı bize neyi söyleyecek? Buna göre aşağıdaki eserin hangisinden alıntı yapmalısınız? Tabii ki Naima tarihinden. Bu eserler arasında tarih kitabı niteliği taşıyan tek eser C seçeneğidir. 17. soruda arkadaşlar. Geldik 18. soruya. Bakalım burada neler olacak? Bizden ne isteyecek 18? Evet. Aşağıdaki sanatçılardan hangisinin eseri öncülerde verilmemiştir? Tek tek eser eşleştirme yapacağız arkadaşlar. Mesela Seferatname-i Fransa, 28 Mehmet Çelebi, Burhan-ı Kat'ı, aman dikkat, bence bu sağlam. Yani çok çok sağlam, güzel gelmiş. Biraz beklesin, şimdi onu söyleyeceğim. Keşf-i Zünun önce eleyelim, sonra kalan zaten sizi rahatlatacak. Direkt söylersem biz bunu niye bilmedik olmasın. Katip Çelebi Keşf-i Zünun'a gitti. Seferatname-i Fransa, eyvallah. Onun dışında orada Vesilet-ül Necat'ı görüyoruz. Süleyman Çelebi yok. Harname'yi görüyoruz. Şeyhi'yi görüyoruz. Şeyh Galibi hiçbir eseri atamayacağım. Ama Mütercim Asım dendiği zaman Burhan-ı Kat'ı cepte kalmalı arkadaşlar. Eserimizin adı Şeyh Galip. Doğru cevabımız olacak 18. soruda. Geldim 19. soruya arkadaşlar. Bakalım 19 bizden ne isteyecek? Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir diyor. Teresül adlı eserinde Teresül nasıl mektup yazılması gerektiğine dair bilgiler verir. Çengname adlı eseri ise Çengname, dikkat, Emir Süleyman'a sunulmuş bir mesnevidir diyor. Çeknameler, teressüller tabii ki Ahmedi Dayı'yı bize söyleyecek. Cebinizde kalsın arkadaşlar 19. soruda. Geldik 20. soruya. Video bitmiyor hocam. Daha videonun başında bile değiliz. 3'te 1'indeyiz şu an. 3'te 1'i hocam. Ne diyor? Bu parçada, bu arada başında değiliz deyip de 3'te 1'inde dememiz, evet. Bu parçada tanıtılan nazın biçimi aşağıdakilerden hangisidir? 5-10 beyitten oluşur. A, A, X, A, X, A şeklinde kafiyelenir.
Enderunlu Fazıl bu türün en önemli örneklerini vermiştir diyor arkadaşlar. Enderunlu Fazıl dendiği zaman aman dikkat yapıştıracağınız bir şey var. O da nedir hocam? Tabii ki tercih benttir. 5-10 bent diyor. Tabii ki bu düzende böyle devam ediyor. Enderunlu Fazıl demek tercih bent demek bir anlamda. Lütfen cebinizde kalsın. Tekrar bakalım. 19'a Bursa demiştik arkadaşlar. Evet 20'ye de E şıkkını yapıştırdık. Geldik 21. soruya. Bakalım burada neler olacak hocam. Mahlas kullanan ilk divan şairi nokta noktadır. Aman hocam. Mahlas kullanan ilk divan şairimiz Gülşehri'dir arkadaşlar. Lütfen cebinizde kalsın. Çok güzel bir bilgi. İşte bu tarz sorulara da ihtiyacımız var. Bunlar nokta atış sorular. Sınavda olur da çat diye gelir Allah göstermesin. Ya da şıklarda falan eleman ister bakar dururuz. O yüzden buradan kazanmakta fayda var. Geldik kocaman bir 22 arkadaşlar. Cebimize kalsın. Nazım Nesir karışık değildir diyor. Hangisi? Hemen bakalım arkadaşlar. Hangisi Nazım Nesir karışık değilmiş? Kıyafetname, fütübetname, menakıbname, surname ve siyer. Bakın arkadaşlar siyerler Hazreti Muhammed'in hayatını anlatacak. Tabii ki burada Nazım Nesir karışıklığı var. Surname'de de öyle arkadaşlar düğünlerde. Menakıbnamelerde menkıbeler anlatılacak. Eyvallah. Fütüvetname'de ahilik teşkilatı, kıyafetname'de ise insanların dış görünüşlerine bakarak, kıyafetlerine bakarak vesairelerine bakarak iç durumlar hakkında bilgilerde bulunma, tahminlerde bulunma olarak aklınızda kalsın. Bunlar içerisinde arkadaşlar Nazım Nesir karışık olmayan tek kullanım aman dikkat fütüvetname'dir. Cebinize koymakta fayda var. Diğerleri Nazım Nesir karışık olarak gelebilir arkadaşlar. Lütfen unutmayınız. Var mı soru işareti? Yok hocam. O zaman haydi devam ediyoruz. 23. sorudayız arkadaşlar. Demiştim ya onlarca soru bizi bekliyor. Tanıtılan sanatçı istiyor. 100 beyitlik Hezeliyat adlı bir eseri vardır. Bak güzel soru. Sağlam soru. Cebe koyalım. Bu soruyu kazanmış olalım arkadaşlar. Ne diyor? Hamse sahibi şairlerdendir. Münşiat da yazmıştır. Münşiatı var. Hamsesi var. Hezeliyat adlı eseri var. 100 beyitlik az değil ha. Eserlerinde ağır bir dil kullanmıştır. Tasvirleri güçlüdür. Müderrislik ve kadılıkla yapmıştır diyor. Cevabımız kesinlikle Nevizade Atayi olacak arkadaşlar. Cebinize koymanızda büyük fayda var. Çok aman aman bir isim değildir. Ama yine de Nevizade Atayi demek bu üç anahtar kelimeyle özetlenmesi demek. Peki hocam geldik 24. soruya. Bakalım 24 bizden ne isteyecek? Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir diyor. Devlet yönetimini anlatan Layihalar adlı eseriyle tanınan nokta nokta Gülşen'i Aşk ve Mihnet Keşan gibi bitti. Mihnet Keşan dendi iş bitti. Eserler de yazmıştır. Tanzimat şiirinden izler de görülür. Hece ölçüsüyle yazdığı türküler vardır diyor. Eyvallah hocam tabii ki Keçecizade İzzet Molla, Mihnet Keşan'la hatırlanacak Gülşen'i Aşk ve Layihalar. Mesela bu soruda bu 3 eseri de şöyle güzel bir hatırlatmış olduk. Üzerinde durduğumuz eser genelde Mihnet Keşan'dı. Cebinizde kalsın arkadaşlar. Geldik 25'in sonra 24'e C dedik. 25'e bakalım ne diyeceğiz. Yukarıdaki numaralandırılmış eserlerden hangisi Azmizade Haleti'ye ait değildir diyor. Oba cevap net. Sakiname onun. Divanı onun, Mihrimahı onun, Müşahat onun ama Fihmafih Mevlana'nın eseridir arkadaşlar. Bunu çok iyi biliyorsunuz. Hata yapma lüksünüz olmayan isimler. Şeyh Galip hata yapamazsınız. Fuzuli yapamazsınız. İzin vermez mümkün değil arkadaşlar. Burada dediğimiz gibi Mevlana mesela. Bu tarz tipik isimleri çok iyi bilmelisiniz. Asla hata kaldırmaz arkadaşlar bunlar. 25 geldik 26. soruya. Bakalım 25'ten sonra 26 bizden ne isteyecek? Ne diyor? Öğrenci aşağıdakilerden hangisini söylerse doğru cevap vermiş olur diyor öğretmen. Bana divan edebiyatında kasidelerle tanınan, şeyhlik yapmış olan, sevkiinde akımının temsilcilerinden birini söyler misin? Dediği zaman tüm bunlar nerede birleşir hocam? Aman dikkat. Sağlam bu arada yani nerede birleşir derken. Çok da böyle basit bir şeye gitmeyeceğiz. Esere gitmeyeceğiz. Bu arada arkadaşlar aklıma takılı bunu işaretlememişiz. 24, 25, 26. Evet hocam işaretleyelim hadi bunu da. Ne olacak? Tabii ki cevabımız aman dikkat. Geliyor. Neşati geliyor. Aman dikkat. Neşati. Çok duyduğumuz bir isim değil arkadaşlar. Lütfen cebinize kalsın. Şeyhlik, kaside ve sevkiyinde bize bunları hatırlatsın. Geldik kaça hocam? 26'dan 27'ye. Ne diyor? Her kimin var ise zatında şerafet, küfri, ıstılatı, ulum ile müselman olmaz. Gel Karataş'ı Kızılkan ile rengi gitsen, tabata yürüp lali bedaşan olmaz. Tamam hocam, hiçbir şey anlamadık hocam. 2-12 beyt, eyvallah. Cevabımız kesinlikle kıtadır. Bu kadar nettir arkadaşlar. 27. soruda cevabımız B seçeneği mi oldu? Dur bakayım bir. B seçeneği oldu evet. Devam. 28. soruya geldik. Hikemi tarzla ilgili olarak yukarıdaki numaralandırılmış eserlerden ifadelerden hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? Hemen bakıyoruz arkadaşlar. Bakalım hangisinde bilgi yanlışı var. Düşüncenin temelde yer aldığı söylem özellikleri vardır. Söz sanatlarından genel olarak uzak durulur. Lirizmden ziyade düşünce önemlidir. Eyvallah. Nabi, Koca Ragıp Paşa, Ziya Paşa gibi önemli temsilcilerinden bahsediyor.
Eyvallah, saygı duyalım da, dur saygı duyacak mıyız bakacağız şimdi ona. Ne diyor başka? Okuyucuya nasihat vermek yerine kişinin kendine bir ders çıkarması gerektiği işlenir diyor. Hayır, burada öyle bir durum yok arkadaşlar. Hikemi tarzında tam tersi bir durum söz konusu. Okuyucuya nasihat verme durumu devam ediyor. Vermek yerine şunu yapalım demiyor. Doğru cevabımız kesinlikle 28. soruda E seçeneği olacak. Devam. Neredeyiz hocam? 29'dayız. 29. Bakalım ne diyor. Boşluğu dolduracağız. İçerisinde fıkraların, hicivlerin, nükteli eserlerin bulunduğu yapıtlara dikkat lütfen. Letaifname deniyor arkadaşlar. Cebinizde kalsın. Mektupların güzel yazı örneklerinin bulunduğu yapıtlar ise münşaat deniyor. Hatta münşaat yazan kişiye münşi deniyor arkadaşlar. Münşi. Lütfen aman dikkat. Cebinizde kalsın. Saygı duyuyoruz. 29'dan geliyoruz hocam 30'a. Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şuhane gazel örnekleri verir diyor. Şuhane gazel tarzında örnekler. Hece bezine Türkler yazmıştır. Dünyadan uzak kalınması, zevk alınması, daha doğrusu uzak kalınmaydı tam tersi nasıl okuyorsam. Dünyadan zevk alınması gerektiğini, uzak kalınmaması diyebilirim belki ona, söylemiştir. İstanbul Türkçesini şiirlerinde kullanmıştır. Tasavvufi bir şiir yazmamıştır. Lale Devri'nin en önemli şairlerindendir. Cevabımız kesinlikle Nedim'dir. Nedim. Hiçbir sıkıntı yok hocam. Devam. Kaçıncı soru bu? 30. 31. soruya geldik. Haydi bismillahirrahmanirrahim. Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir diyor. Nokta nokta nokta. Mahalleleşme akımının önemli temsilcilerinden biridir diyor. Eyvallah. Manzum hikayeler yazmıştır diyor. Çenginame, Zenenname, Hübenname, Defter Aşk gibi eserleri varmış. Aman Allah'ım, aman Allah'ım. Enderunlu Fazıl burada anlatılan isim arkadaşlar. Enderunlu Fazıl'ın Hübenname'si, Zenenname'si, Çenginame'si, Defter Aşk'ı var. Cebinize lütfen kalsın arkadaşlar. Geldik 32. soruya. Bakalım burada neler olacak. Divan Edebiyatı ile ilgili ilklerden hangisi yanlıştır diyor bakalım. İlk bibliografya Katip Çelebi'nin, yani böyle kaynakça gibi bir şey değil mi? Keşfi Zünnudur diyor, doğru. İlk Tezkire Latifi'nin Heşt Behişt adlı eseridir demiş. Aman dikkat. Heşt Behişt Latifi'nin değil, Sehi Bey'in olacak. Aman, burada bir yazım yanlışı mevcut. İlk anı Bahadır Şah'ın Babürnamesi. İlk seyahatname Seyyid Ali Resim Miratül Memali'yi. İlk divan edebiyat sanatçısı ise Hoca Reyhani olması bilgileri doğrudur. Aman dikkat. Evet, geldik 33. soruya arkadaşlar. 33 bizden ne ister? Koca koca 33 yazılsın hocam. Mersin dikkat. Divan şiirine ait. Yukarıdaki bilgilerden hangileri yanlıştır diyor. Başlıyoruz. Her beytin anlamı kendi içerisinde tamamlanmış dikkat ve konu bütünlüğüne bakılmamıştır. Doğru. Ama mesneviler dışında. Mesnevilerde bir konu bütünlüğü vardır. İlk beytle son beyt alakalıdır mesela, değil mi? Tamamı bir bütündür. Çünkü o hikayedir. Mesneviler dışında çok güzel bir bilgi. Göz için kafiye anlayışına uygun şiirler kaleme alınmıştır diyor. Eyvallah. Lah. Net lah yani orası. Şiirlerde eş anlamlı kelimelerden özellikle uzak durulmuştur. Bismillahirrahmanirrahim. Hocam, eş anlamlı kelimelerden neden özellikle rahat uzak durulsun? Neden? Tam tersi. Benzer kelimeleri o kadar çok kullanmışlar ki tam tersi. Ahenk sağlanmış onlarla aynı zamanda. Anlam güçlendirilmiş. Nazım şekilleri işlenecek konular üzerinde etkili olmuştur. Çok doğru. Gazeli işleyeceksen, gazel yazacaksan şu konuda. Kaside yazacaksan şu konuda gibi. Şiirler redifleri ya da nazım biçimleri alınmıştır diyor. Doğru. Mesela su kasidesi falan diyoruz değil mi? Su redifi olduğu için. Güzel. Doğru cevap tabii ki yalnızca 3 olacak. 33. cevabı C olacak arkadaşlar. Geldik 34. soruya. Bakalım ne diyecek. Bu parçadaki 6 çizili ifadelerden hangisi bilgi yanlışına neden olmaktadır diyor. Hemen düzeltelim hocam. Bilgi yanlışı düzeltmek bizim işimiz. Bakalım. Fuzuli Azeri Türkçesini başarıyla kullanmış. Doğru. Divan şiirinin önemli gazel şairlerinden biridir. Doğru. Izdırap şairi olarak da bilinir. Doğru. Su kasidesinde içinde bulunduğu Arapça divanında, su kasidesi Arapça divanında değil, Türkçe divanında yer alan mükemmel eserdir. Devam. Yanı sıra dikkat, 4 numara cevap olsun. Türkçe ve Farsça divanlarda yazmıştır. Alegorik bir eser olan, yani sembolik bir eser olan Bengübadesi de tanınmış eserlerindendir. Saygı duyuyorum. Doğru cevap kesinlikle D seçeneği olacak. Geldik arkadaşlar 35. soruya. 35 bizden ne ister? Hemen bakalım. Aşağıdakilerden hangisi Necati'nin şuara tezkirelerinde andıkları adlardan biridir diyor. Arkadaşlar bakın, mesela bu soru benim hangi kitabından, hemen bu soru derken bütün şu an çözdüğümüz bütün sorular tabii ki Fullet'in AYT edebiyattan arkadaşlar, yukarıdaki. Ve Necati sorusu sınavda sorulmuştu ve Fullet'in AYT'de tabii ki sınavdan önce yazılmıştı, onu biliyoruz. Doğal olarak işte sınav sorusu birebir karşımıza geldi arkadaşlar. Mutlaka bu kitap bitmeli, buradan da ona gönderme yapmış olalım. Evet, anıldığı adlardan bir tanesi tabii ki Melikü Şuara. Hem Melikü Şuara diyorlar, hem de dikkat lütfen Hüsrev-i Rum diyorlar. Cebinize lütfen kalsın arkadaşlar. E o zaman gelsin 36. sorumuz. Bakalım ne olacak. Yukarıda bir kısmı alınmış olan parça bir mersiye alıntısıdır. Bakalım. Bu acılarla çeşme nücum olsun eşkbar. Afakı tutsun ateşi dilden çıkan duhan. Kılsun kebut camilerin asman siyah. Gelsün libası matemi şahı bütün cihan diyor. Bayılırım hocam. Arapça parça kelime bayılırım. Evet, devam.
Bu Mersiye dönemin padişahına yazılmış olup Mersiye'nin yazarı pürüzsüz bir İstanbul Türkçesi kullanımıyla tanınmıştır diyor. Güzel. Tanıtılan şair tabii ki Baki'dir. Yazılan eserimiz Kanuni Mersiyesi'dir. Kanuni Mersiyesi. Aman dikkat arkadaşlar, Baki 36'da karşımıza çıktı geldi hocam. 37 olsun. Silgi gelsin. Karalamak yok hocam. Adam akıllı 37 yazmak var. Cevabımız geliyor. Bakalım ne olacak. Nedim Nefi Baki. Hoca Dehani ve Ahmedi'nin ortak özelliği diyor. Oba kafalar yandı. Gazellerinde kullandıkları mazmunların orijinal olması. Şimdi şunu söylemek saçma. Hepsinde mazmun orijinaldir falan dersen mazmunun mazmunluğu kalmaz. Mazmun orijinal değildir ki, mazmunlarda bikri mazmun denilen, yani ilk defa farklı el değmemiş mazmunlar vardır. Orada Fuzuli üstattır. Ya bu isimler için çok da mazmun vurgusu yapılmaz. Onu açık açık söyleyelim. Devam edelim o zaman. Yaşadıkları dönem gereği aynı çağ sanatçılar olmasıdır diyor. Alakası bile yok. Birisi ta ilk zamanlarda Ahmedi, bir bakıyorsun bir tanesi ta 16-17 Baki. Diğerleri de Hoca Dehani 13. yüzyıl falan. Alakasız. Dönemler bile yaşadıkları dönemler değil. Aynı dönemlerde yaşamamışlar. Kullandıkları dille anlaşılır bir özelliğe sahip olmaları diyor. Bunu söylemek mümkün değil arkadaşlar. Çünkü yani bir Ahmedi'nin İskendernamesi, bir Nedim'in eserleri, Nefi'nin değil mi Siyam-ı Kazası, mümkün değil hepsinin anlaşılır olması. Kendisinden önceki şairleri eserlerinde anmış olmaları, etkilemiş olmaları falan desek belki olurdu ama anmışlar mı? Hayır arkadaşlar, eserlerinde başka isimler çok fazla yer almamış. Ama eserlerinde din dışı konulara da yer vermiş olmaları, evet arkadaşlar, din dışı konular işlenmiş. 37'nin cevabı E olacak. Geldik 38'e. Akımları dolduruluyor hocam. Nokta nokta akımı divan şiirinde en fazla etkisi olan akımlardandır. Sepki Hindi. Bitti. Sepki Hindi olacak tabii ki. Hemen olmayanları eledik. Neşati ya da Tatavlalı Mahremi'den yürüyeceğiz. Bakalım hangisinden yürümemiz gerekiyor arkadaşlar. Hemen olayı bitirelim. Ne diyor? Hayal gücü bu akımda ön plandadır. Anlamın kapalı olması ise en önem verdikleri konudur. Neşati, Şeyh Galip gibi önemli isimler temsilcileridir diyor. Bakalım Tatavlalı Mahremi, Edirne Nazmi. Hayır, bizim mahallileşmeyle ya da Türkiye basitle falan alakamız yok. Tatavlalı Mahremi'yi niye alalım değil mi? Aman dikkat. Doğal olarak Neşati ve Şeyh Galip olacak. 38'in cevabı tabii ki B olacak. Aman dikkat. Çok iyi gidiyoruz. Akımları konuşuyoruz. Yazarları, sanatçıları, her şeyi konuşuyoruz. Nazım türü geliyor bazen. Bazen nazım biçimi geliyor. Bazen divan edebiyatının genel özelliği geliyor. İşte tek parça full tekrar sorularla budur hocam. Daha ötesi olmayacak, içiniz rahat olsun. Bakalım neler olacak. Geldik 39'a. Oba! Aşağıdaki eserlerden hangisi bu parçada tanıtılan şaire ait bir eser değildir? Kırşehirlidir diyor. Gülşehri mahlasıyla şiirler yazmıştır. Divan edebiyatı şairi olmasına rağmen divanı yoktur. Buna karşılık mesnevileriyle tanınmıştır diyor. Oba! Şimdi durduk hocam. Mantık Uttayır. Zaten Gülşehri'nin eseri. Bakın burada lakabını söylemiş mahlasını ama zaten biz onu Gülşehri olarak hatırlıyoruz. O zaman buraya kadar her şey yolunda. Felekname onun. Kerameti Ahi Evran onun. Aruz Risalesi de onun ama Lisan-ı Tahir arkadaşlar hatırlayacaksınız. Alişir Nevai'ye ait, cebinizde lütfen kalsın. 39. sorumuz. Geldik arkadaşlar 40. sorumuza. Bakalım cevabımız ne olacak? Nokta nokta adlı eserde nokta nokta hicivlerini toplamıştır. Eserde Şeyhülislam Yahya, Tahir Efendi gibi kişilere yazmış olduğu hicileriyle birlikte Veysi gibi dönemin şairlerine de hiciler yazmıştır. Hiciv dendiği zaman akla gelecek tek isim, yeryüzündeki tek isim, kainattaki evrendeki varlığımızdan bu yana, Bismillah kısmından bu yana eleştiri dendiği zaman akla gelecek tek isim Nefi'dir. Diğerleri tamamen hikayedir. Gereksizdir. Asla kullanılmaz, sorulmaz. Nefi demek Siham-ı Kaza demektir. Bu sorunun cevabı Bursa demektir. Geldim hocam 41. soruya. Bakalım ne olacak? Açıklamalar ve ayrı içindeki kavramlar hangisinde birbirine uyuşmamaktadır diyor. Olumsuz. Bakalım. Bir şehir ve o şehrin güzelliklerinin anlatıldığı türdür diyor Şehrengiz. Doğru. Zati'nin Edirne Şehrengiz'i bunların en güzelidir. Devam. Bir at sor olarak oluşturulan manzum bilmeceler muammadır. Lügaz değildir. Lügaz değil, muamma diyeceğiz ona. Bir kimsenin ölümü üzerine duyulan üzüntüyü dile getirmek için yazılan yazılardır. Mersiye, Baki'nin Kanuni Mersiyesi. Çok doğru. Başta Hazreti Muhammed olmak üzere peygamberlerin iç ve dış güzelliklerini anlatan türlerdir. Tabii ki Hilye değil mi? Şairin kendini övdüğü, sanatının güzelliklerini belirttiği bölümdür. Fahriye değil mi? Kendisini övme, sanatının güzelliğini gösterme. Doğru cevap kesinlikle 2 numara olacak. Şıkların ters dağılıyor olması sizi lütfen yanıltmasın. Yani siz 2'yi görür görmez şıkkı işaretlemeden opt'ye gider de B'yi işaretlemeye kalkarsanız burada büyük bir hatayla karşılaşmış olacaksınız. B'de bakın 5 denk geliyor. Sizden ricam opt'yi sınavda karalamayı da unutmayınız. Yani daha doğrusu kitapçığa opt'ye gitmeden. Kitapçık üzerinde de mutlaka bir işaretleme yapın, ona bakarak gidin lütfen. Aman dikkat, cevabı aklınıza tutup dur bu C'di falan gitmeyin. Hepsi allak bullak olabilir, Allah göstermesin. Geldim hocam 42. soruya.
konusunu Nizami ve Firdevsi'den almıştır. Güzel. Kullanılan nazım biçimi mesnevidir. İskender Filip'in yerine hükümdar olur. Tabii o dönemde Eflatun, Aristo gibi ünlü düşünürler de vardır. İşte bu ortamda İskenderiye şehrini kurar. Kudüs ve Kabe ziyaretlerini yapar. Aşağıda kadar hangisi bu parçada söz konusu? Bu parçada konusu ve bir takım özellikleri belirlenen eserin yazarına ait bir eserdir diyor. Şimdi burada arkadaşlar ne anlatılıyor? İskendername anlatılıyor. Bakın dikkat. Burada anlatılan eserimiz İskendername'dir. İskendername'nin yazarı Ahmedi'dir. Aşağıdaki eserlerden hangisi Ahmedi'ye aittir diyor. Hüsnü Aşk, Şeyh Galib'in. Süheyl-i Nevbahar, Hoca Mesud'un. Çahname, Ahmet Fakih'in. Garipname, Aşık Paşa'nın. Ama Cemşid-i Hurşit, Ahmedi'nin İskendername'den sonraki en önemli ikinci eseridir. En önemli ikinci eseri. Cebinde lütfen kalsın. Geldim hocam 43. soruya. Bakalım burada işin rengi değişecek mi hocam? Değişsin. Burada işin rengi değişsin. Tanıtılan sanatçıyı sorsun. Ama sağlam mı gelsin bakalım. Bel şehrinde doğmuştur. Kocaman bir bel yazmazsam bu soru çözümünün hiçbir faydası olmaz hocam. Bel, bel, bel. Bel eşittir Mevlana. Bitti. Sevgi ve hoşgörü çağrısı yapmasıyla bilinmektedir. Doğru. İlahi aşk eserlerinin en önemli tarafıdır. Saygı. Eserlerini dönemin dili gereği Farsça yazmıştır. Evet, bütün eserlerini Farsça yazacak. Aman ya Rabbim, dedirtecek bizlere. Mevlana'ya da saygı duyacağız arkadaşlar. Aman dikkat. Neredeyiz hocam? Neredeyiz? Geldik hemen diğer sorumuza. Çok pardon. 43. 44 hocam. 44. Başlıyoruz. Bu parçada tanıtılan kavram aşağıdakilerden hangisidir? Net bir sınav sorusu. Mazmunlar mutlaka gelir. Hatırlayacaksınız. Aman dikkat. Bu arada ÖSYM fena taktı başlığı altında arkadaşlar. ÖSYM bu sözcüklere fena taktı tarzında bir başlıkla. Mazmunlarla ilgili mükemmel bir video hazırladım. Daha doğrusu çektim. Kanalda var. Onu da izlemeyi unutmayınız. Olur mu? Çok çok önemli. Nergis Göz, Badem Göz, Keman Kaş, Ok Kirpik, Servi Boy, Servi Hıraman demişti değil mi? Salınarak giden. Yani hocam divan şiirinde yukarıdaki kimi kalıplar, kalıp kullanımlar söz konusudur. Şairler sevgilinin güzelliklerini, özelliklerini belirtirlerken yukarıdaki sözcükleri kullanarak karşılarındaki anlamı kastetmektedirler. Bu parçada tanıtılan kavram aşağıdakilerden hangisidir? Bu parçada tanıtılan kavram mazmundur arkadaşlar. Mazmun ve öyle bir soru yazmışız ki hocam bütün şıklarda birbirine girer yani net. Sıkıntılı. Manzum mu, manzume mi, mazmun mu? Karışık. Lütfen hızlı çözeceğim diye bu tarz kelime oyunlarına düşmeyiniz. Sizi seviyoruz. 45'teyiz hocam. Geldik, cevabımız gelsin. Aşağıdaki sanatçılardan hangisinin yukarıda bir eserine yer verilmemiştir? Edirne Şehrengizi, Zati, Tuhvetül Uşşak, Nefi, Surname, Nabi, Keşf-i Zünun, Katip Çelebi, Ahmedi'nin ne İskendername'si var ne de Cemşid-i Hurşid'i arkadaşlar. Geldik 46. soruya. Hızla devam ediyoruz. Kanalımızın, edebiyat kanalımızın yanlış hatırlamıyorsam en uzun videosuyla şu an karşınızdayız. Daha ötesi olmadı, olamazdı, rahat ol. Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmeli diyor. Ben burada dururum hocam. Kerem ile Şeyhiye, Güneş ile Şeyhiye, Gönül ile Şeyhiye, tamam. Nokta nokta ile Atayiye, nokta nokta redifi Murabbası ile de diyor. Melihiye Nazır yazmıştır. Burada direkt bilgiyi ben size aktarayım arkadaşlar. Hiç zorlamayalım. Yani deneme yanılmayla yapılacak bir soru değil bu. Direkt bilgi sorusudur. Kerem kasidesi dikkat, aman. Kerem ile Şeyhiye, Güneş ile tabii ki Atayiye, Gönül redifi Murabbası ile de Melihiye Nazır yazmıştır. Dikkat, nazire önemli arkadaşlar. Nazire şu demek, yani birisi bir eseri yazar. Sen de dersin ki öyle yazılmaz, böyle yazılır. Ona nazire, ona karşılık yazmak demek aslında. Tarih düşünme konusunda önemli bir isimdir. Divanı vardır. Eyvallah hocam. Saygı duyuyoruz. 46. Geldik arkadaşlar 47'ye. Bu arada. Kerem kasidesi, Güneş kasidesi, işte Gönül Murabbası falan. Hemen şöyle nereye yazayım, buraya yazayım. Ahmet Paşa'nın eseridir arkadaşlar. Onu da söyleyelim yani. Ahmet Paşa. Karışmasın hiçbir şeyle. Hiç anmayın, hiç kimsenin adını karışmasın. Ahmet Paşa'nın eserleri arkadaşlar bunlar. Aman dikkat. Geldik 47'ye. Bakalım ne olacak 47'de. Divan edebiyatında 5 mesneviye Hamse, 5 mesnevi yazan kişiye ise Hamse sahibi denir. Aşağıdakilerden hangisinin Hamsesi yoktur? Taşlıcalı Yahya. Aman dikkat. Hamdullah Hamdi. Net. Nevizade Atayi ve Alişir Nevai'nin Hamseleri varken Hoca Mesud'un, yani Süheyl-i Nevbahar'ın yazarı Hoca Mesud'un herhangi bir hamsesi, mesnevi girişimi, böyle birden fazla mesnevi girişimi olmamış. 5 tane mesnevi hiç olmamış. Doğru cevap kesinlikle A olacak. 47'de geldik arkadaşlar 48. soruya. Bu cümlelerde tanıtılan divan şairi aşağıdakilerden hangisidir? Bak, Oğuz Türkçesini kullanmıştır. Saygı duyarız, elinden öperiz hocam. Ama bilemeyiz, hatırlayamayız. Selçuklu Şehnamesi adlı bir eserin ona ait olabileceği düşünülmektedir. Burada cevabımızı veririz ve geçeriz aslında. Selçuklu Şehnamesi bir kişiye ait ama dur açıklamayalım. İyice otursun.
İlk olarak Mehmet Fuat Köprü tarafından tanıtılmıştır. Din dışı konularda yazmıştır. Evet, din dışı vurgusu çok önemli. Aşk, şarap gibi konular işlemiştir diyor. Aşk, şarap. Tamamdır, din dışı, aşk, şarap ve Selçuklu Şehnamesi. Eyvallah. Bunların tamamı bize neyi söyler? Hoca Dehani'yi söyler. Aman Allah'ım. 48. soru çok iyi bir soruydu. Hoca Dehani, yani divan edebiyatının kurucusunu ne yaptı? Bizlere hatırlatmış oldu. Geldik arkadaşlar bir diğer esere, bir diğer soruya. Yukarıdaki eserlerden hangisi Nabi'ye ait değildir? Oba, burada dururum hocam. Burada dururum hocam. Şöyle baktığım zaman Fethinname-i Kamenişe'nin zaten Nabi'ye ait olduğunu vurgulamıştık. Bu bir kere cepte kalsın. Eyvallah, onun dışında ne göreceğiz? Surname onun. Tuhvetül Harameyn onun. Hayriyesi onun ama Arapça divanı onun değil. Efuzuli'nin var, daha birçok kişinin var ama Nabi'nin Arapça divanı yok arkadaşlar. Cevabımız kesinlikle C olacak. Kaçın soruda? 49. soruda. Geldik arkadaşlar 50. soruya. Hangisi Fuzuli için yanlış bir bilgidir diyor. Gazellerinde tanınmış olup aşkın daha çok acı yönüyle ilgilenmiştir. Doğru. Onun için aşk Allah aşkıdır. İlahi aşktır. Beşeri aşkla işi olmaz. Doğal olarak ulaşamayacağı için de bu aşka çok fazla, değil mi? Ya en azından tabii ki dualarla vesaireler ulaşacak ama yani gerçek anlamda ulaşamayacağı için ne yapıyoruz hocam? Sürekli acı çekiyor burada. Acı şairi olarak bileceğiz onu, ızdırap şairi olarak. Şiirleri dönemine göre oldukça içten ve samimidir. Saygı duyarız, yanlış diyemeyiz. Şiirlerinin hemen hemen tamamında tasavvufi aşkı anlatmıştır. Çok doğru. Beşeri aşkı anlattığı eserlerin çoğunda kaside nazım biçimini kullanmıştır. Beşeri aşkla Fuzuli'nin hiçbir zaman işi olmamış arkadaşlar. Üç dilde divanı olan nadir sanatçılardandır. Evet, Türkçe, Farsça ve Arapça divanı var biliyorsunuz Fuzuli'nin. Cepte kalsın. Geldik arkadaşlar 51. soruya. Bu ne hocam? Allah aşkına bu ne? Aşağıdakilerden hangisinde divan şiirinden alınan bu beytlerin hangi akıma bağlı yazıldıkları nedenleriyle verilmiştir diyor. Ne diyor bakalım? Şevkız ki demi bülbüli, şeydada nihanız. Hünuz ki dili goncayı hamrada nihanız. Bu ismi, bu cismini zar üzere döküp cale-i eşki. Çün rişte-i can gevheri manada nihanız. Birinci parça Türkiye basitten alınamaz abi. Mümkün değil, mümkün değil. Ağır bir dil var. Şevkız ki demi bülbüli dediği an bitti zaten. Mümkün değil, Türkiye basit olamaz. Sepkiinde olacağı kesin. İkinci parçaya bakalım. Umaram kim diyecek bu cismime can elveda. Dimeye ol demde cana mihri canan elveda. Bismillah. Daha ne desin bu adam? Yani hocam umaram kim diyecek, değil mi? Aman dikkat, diyecek cismime, cismime, bedenime, vücuduma gibi gibi gibi. Ta ki düştüğü aşkına dil dil bela ol dem hemen. Mutlaka dimiş durur derdüme derman elveda falan filan. Bunlar biraz da anlaşılır eserler arkadaşlar. Anlaşılır ifadeler daha doğrusu. Evet, birinci parça sepkiyendi, ikinci parça Türkiye basın takımına bağlı olarak yazılmıştır. Çünkü birinci parça süslü, ikinci parça daha sadedir. C numarası, C seçeneği doğru cevabımız olacak. İki parça da sepkiyendi demiş bu arada D'yi. Onu görseydik direkt elerdik bu arada. Biri gördük çünkü ama bunu da gördük, elemiş olduk şimdi. C bizim cevabımız oldu 51'de. Kocaman bir 52 gelsin arkadaşlar. Bakalım 52'nin sorunun cevabı ne olacak? Bu parçada tanıtılan eser ve yazarı aşağıdakilerden hangisidir diyor. Hüsn akdine çok bana gerektir, baha gerektir. Evvel sana kimya gerektir. Durma sefer et diyarı kalbe. Can başko kehgüzarı kalbe. Bismillah. Yukarıda bir kısmı verilen eser alegorik özellikler gösterir. Şiir baştan sona tasavvufi özellikler taşır. Mesnevi'nin nazım biçimiyle yazılmıştır. Mesnevi nazım biçimiyle güzel. Nabi'nin hayrabalığını beğenmediği için şair bu eseri yazmıştır. Oba, ortalık karıştı. Ortalık karıştı hocam. Burada dikkat etmek lazım. Nedir hocam o? Tabii ki Hüsnü Aşk, Şeyh Galip. Buradaki hüsn ifadesi zaten bize onu çok net söyledi arkadaşlar. Evet, Hüsnü Aşk'ı bu amaçla yazacak Şeyh Galip. Doğru cevap 52'de kesinlikle Bursa olacak hocam. Geldik bir diğer eserimize, bir diğer sorumuza. Bu parçada tanıtılan boşluğu, bırakılan boşluklara aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Divan Edebiyatı'nın önemli şairlerinden olan nokta nokta adlı eserinden Türkçe ile Farsça'yı karşılaştırır. Türkçenin kelime hazinesinin Farsça'ya göre daha zengin olduğunu söyler. Türkçe sözcüklerdeki anlam derinliğinin de yine Farsça'ya göre yoğun olduğunu belirtir diyor. Eyvallah. Bu parçada bırakılan boşluklara aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Sehibe-i Tezkire-i Sehi geçtim. Latifi Tezkire-i Şuara geçtim. Koca Ragıp Paşa Münşaat geçtim. Veysi Divan geçtim. Divan bu arada. Ali Şinevai'nin Muhakkime-i Lügateyni tabii ki bizim doğru cevabımız olacak. 52, 53 arkadaşlar. Aman dikkat. O zaman haydi gelsin hocam 54. soru. Evet, gelsin arkadaşlar 54. sorumuz. Bakalım 54 bizden ne istiyor? Bakalım kimler yapacak? Divan Edebiyatı'nın en yaygın nazım biçimidir. Beyt sayısı 5-15 arasında değişir. Kafirin şi A, A, B, A, C, A, D, A biçimindedir. İlk beytine matla, son beytine makta adı verilir diyor. Daha ne desin? Daha ne desin? Ben gazelim diye adeta bağırıyor, değil mi? Aman dikkat arkadaşlar, bu sorumuz 54-55 kaymasın hocam, atlamak yok. 55. sorudayız.
Yukarıdaki numaralandırılmış ifadelerden hangisinde bir bilgi yanlışı var diyor. Hemen bakalım arkadaşlar hangisi olacak. Kasideler belli bir amaçla yazılmış nazım biçimleridir. Doğru. Din ve devlet büyüklerini övmek. Doğru. Amacıyla yazılırlar. Beyit sayıları 33-99 arasında geçir. Doğru. Nesip bölümünde şair asıl konuya geçiş yapar. Nesip bölümü teşbip diye de geçer. Giriş kısmıdır. Burada tasvir yapılır arkadaşlar. Bazen bir bahar tasviri, bazen bir bayram sabahı tasvir edilir. Bazen de bir karın yağışı yani kış mevsimi tasvir edilebilir. Ama asıl konuya geçiş yapmaz. Asıl konu biliyorsunuz kasidelerde cevap gelsin. Metiye'nin olduğu bölümdür. Metiye kasidenin asıl bölümüdür. Çünkü amaç met etmektir. Birisini övmektir. O zaman bu bölümde asıl bölüm kabul edilmelidir değil mi? Doğru cevap E seçeneği olacak 55'te. Geldik arkadaşlar 56. soruya. Bakalım ne olacak? Bu beyitlerin bir mesneviden alındığını kanıtlayan kesin gösterge aşağıdakilerden hangisidir diyor. Bismillahirrahmanirrahim. Bakalım. Meğer ki bir gün ateşi pareyi necd. Şerer pervanesi. Bu arada. Şerer pervanesi mecnun öpür ve encid. Siyah mesti şarabı hayret olmuş. Kararmış gözleri Leyli ile dolmuş diyor. Eyvallah. Şimdi burada arkadaşlar çok net gördüğümüz bir şey var. O da tabii ki kafiye örgüsü. Yani çok net onu görebiliyoruz değil mi? A, A, B, B, C, C, D, D diye alabiliriz en kötü. Hani şu 3 noktayı görmesek bu dizilerle başlıyor desek şiire. A, A, B, B, C, C bakın sonları aynı bitmiş. Doğal olarak kafiye örgüsü bize ancak kopya verir. Tabii ki yazarını bilirsek de yapabiliriz. Bu şiiri, bu kasideyi vesaireyi, işte Mesnevi mesela burada. Mesnevi'yi hatırlayan kişi çok rahat der ki hocam ben bunu hatırlıyorum. Mesnevi türünde yazılmış. Şunun eseridir. Saygı duyarım. Orada sıkıntımız yok. Ama tekrar tekrar söylüyorum. Yazarını bilmeyiz. Genelde böyle arada bir şeyler gelir. Tam da isim de çıkmaz falan. En iyisi kafiye örgüsüdür. Oradan çok rahat çıkarabilirsiniz nazım biçimlerini. Geldik hocam 57'ye. Durmak yok hocam. 57'de hangisinin hamsesi yoktur diyor. Alişir Nevai'nin, Hamdullah Hamdi'nin, Taşlıcalı Yahya'nın, Nergis'in hamsesi varken Fuzuli'nin hamsesi mamsesi yok hocam. 58. sorudayız. Bu nasıl bir 8'dir hocam? Allah rızası için. Evet 58 geldi. Parçadan harekette hangisi söylenemez diyor. Hemen bakalım arkadaşlar. Aşağı Türkçesinde vermişiz. Kafiyenin işi A, A, B, A şeklindedir diyor. Çok doğru arkadaşlar. Bakın dikkat. A, A, B, A değil mi? İmiş, imiş. Hicrana imiş. Bariz bir şekilde kendisini gösterdi. Aman dikkat. Başka ne diyor? Hemen A'yı şöyle bir eleyelim. Rubai nazım biçiminin örneğidir diyor. Bakalım. Rubai nazım biçiminin örneği olabilir. Tek dörtlük olduğu için. Eyvallah buna saygı duyarız. Düşünce boyutu vardır diyor ve cümleden bunu çıkarabiliriz. Gönül gizlediği sırları zaman zaman söylenmiş. Üzgün zamanlarında ise destan gibi söylenmiş. Aşık olup da ayrılık çilesine sabrederim diye yalan söylenmiş. Evet burada düşünce boyutlu olduğunu bariz bir şekilde bize gösteriyor arkadaşlar. Genelleme yapılmıştır. Evet yani gönül şöyledir, gönül böyledir. Herkese dair bir genelleme bu. Rubai diyorsak murabba nazım biçimine yazıldığını artık ne yapamayız? Söyleyemeyiz arkadaşlar. Gayet net bir şekilde onun kafiyelenişi kendisini ele verir arkadaşlar. Geldik 59'a. Evet 59'a geçeceğiz ama şunu da söyleyelim. Neden rubai de murabba değil? Rubai de düşünce ağırlıklıdır arkadaşlar vurgular. Yani burada mesela hani dedik ya düşünce boyutu vardır C seçeneğinde. Doğal olarak düşünce boyutu ağır basıyorsa böyle felsefi, ömrün geçiciliği falan filan dünyanın boşluğu tarzı şeyler söylüyorsa rubai'dir. Burada düşünce tarzı ön planda, düşünce boyutu ön planda olduğu için rubai dedik. Murabba her konuda yazılabilir. Aman dikkat. Geldik arkadaşlar 59'a. Bakalım 59 ne diyecek? Nokta 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 nokta. En az 2 beyitten oluşan bir nazım biçimidir. Beyit sayısı 2-12 arasında değişir. Çözdük at- Hatırla, matla beyti yoktur. Kafiye düzeni A, B, C, B, D, 5 biçimindedir diyor. Genellikle mahlas kullanılmaz. Tabii ki burada kıta anlatılıyor. 2-12 demek kıta demek. Doğru cevap kesinlikle. Bakalım denizi demek. Geldik hocam 60'ını soruya. Bakalım burada neler değişecek. Bir kısmı verilmiş olan beyitler. Kasidenin hangi bölümden alınmış olabilir? Neden? Sahibi tiygu kalem, maliki camu hatem. Asaf-ı cem azamet daha vereceğim şu dibek. Dikkat! Asman paye hümasaye Ali Paşa kim? İremez taki celaline kemende efkar. Efkar kemendi diyor. Erişemez diyor. Ulaşamaz Ali Paşa'ya. Övüyor. Doğal olarak övdüğü kişinin adı geçtiğinden hocam buraya Metiye diyeceğiz. Metiye Metiye asıl bölümdür. İşte budur. Doğru cevap 60'da B seçeneğidir. Geldik hocam 61'li soruya. Bismillah Trabzon. Mesnevi'ye ait yukarıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Hemen bakalım arkadaşlar. Ne olacak burada halimiz? Aşık Paşa'nın Garipnamesi Türkiye Edebiyatı'ndaki ilk büyük telif mesnevisidir. Doğru. Anadolu sahasında yani çeviri olmayan demek istiyor. Anadolu sahasında ilk hamse sahibi Abdullah Hamdi. Saygı. Baki ve Nedim Mesnevi nazım biçimiyle yazmamışlardır. Doğru. Nabi'nin Hayrabat'ı dikkat. Hamsesinin içerisinde bulunmaktadır diyor. Hayır. En çok Mesnevi yazan şair Lami Çelebi'dir. Doğru cevap kesinlikle Denizli olacak arkadaşlar. 61. soruda. Geldik 62. soruya. Ne diyor?
Bu isimler aşağıdaki nazım biçimlerinden hangisinin temsilcileridir? Kadı Burhanettin, bitti. İvaz, Paşazade Atayi, Nesimi ve Alişir Nevai. Bu isimler sayıldığı zaman kesinlikle aklımıza Tuyu gelmeli. Tuyu. Eyvallah, 62'nin cevabı A olacak. 63'teyiz. Bakalım burada neler olacak. Yukarıda bir örneği verilmiş olan nokta nokta nazım biçiminin en önemli temsilcisi Bağdatlı Ruhi'dir. Sanman bizi kim? Şiire-i engur ile mestiz. Biz ehli harabattanız, mesti elestiz. Terdamen olanlar bizi alüde sanırdik. Bizi maili bu silev icam ü kefi destiz. Bismillah. Ne anladık hocam? Hiçbir şey anlamadık. Ama anladığımız çok iyi bir şey var. Bağdat Ruhi'nin bir terkibi bent ustası olması. En güçlü ismi ise Ziya Paşa olması. Sonrasında belki bu ismi Bağdat Ruhi sayabilecek olmamız. Bunlar önemli şeyler. Geldik hocam 64. soruya. Sözümüzü tuttuk. Tam 64 soru çözdük. Bismillah dedik. Her şeyi konuştuk. Gazellik beytinden sonraki beyte. Oba! İlk beytine matla, sonraki beytine Hüsnü matla. Son beytinden önceki beytine ise Hüsnü makta denir biliyorsunuz. Son beyt maktadır, ilk beyt matladır. Öncelerinde Hüsn ifadesiyle karşılıyoruz. Güzel başladık. Çok iyi gideceğiz. Tek parça full tekrar serisinde ilk videomuz divan edebiyatından geldi. Bir halk edebiyatı yaparız. Dönemleri şöyle bir eritiriz. Dönemler bittikten sonra arkadaşlar artık yavaş yavaş şiir bilgisidir, edebi akımlardır, diğer metinlerdir, öğretici metinler vesaire. Onlara da ufak ufak bakarak devam ederiz arkadaşlar. Çok güzel. Deneme kampımızı bitirdik. Kitaplar burada duruyor ama edebiyat kanalımızda tabii ki edebiyat kanalımızı gösterelim arkadaşlar. Mutlaka bitirin. Çok güzel, çok olumlu dönükler var. Soru tahminlerimin de içerisinde yer aldığı harika bir kitap. Cebinizde mutlaka bulunsun arkadaşlar, olur mu? Peki ne yapacağız? Tabii ki sağlam bir soruyla dersi sonlandıracağız. Ödüllü sorumuz. Evet, yeni bir ödüllü sorumuz geliyor. Ödüllü sorumuz gelsin hocam. Haydi soru oku. Evet, ödüllü sorumuz gelsin arkadaşlar. Bakalım ne olacak? Hemen şöyle bir boş sayfamız açılsın. Ekrana da bir getirilsin. Harika. Şöyle bir yazayım arkadaşlar ben ödüllü soru diye. Ödüllü soruyu ufak ufak alışkanlık haline getireceğiz. Ara ara böyle şeyler yapacağız. Ödüllü sorumuz şudur arkadaşlar. İçerisinde, hatta dur şuraya yazdım ben soruyu, hemen buradan hızlı bir şekilde aktarayım. İçerisinde Sebai Seyyare. Bakalım kimler bilecek? Sebai Seyyare. Ferhat Ü Şirin. Hayretül Ebrar. Şöyle de yanda durayım. Ebrar. Seddi İskenderi. Ve Leyla ve Mecnun. Aman dikkat. Sorumuz geliyor arkadaşlar. Ödüllü sorumuz. İçerisinde Sebai Seyyare, Ferhat Üşir'in, Hayretül Ebrar, Seddi İskenderi ve Leyla ve Mecnun gibi 5 mesnevinin yer aldığı bu hamsenin yazarı kimdir? Çok bilindik bir eser arkadaşlar. Çok bilindik bir isim. Mutlaka doğru cevaba gideceğinizi biliyorum. Doğru cevapları, yorumları şöyle tarayacağım. Bir tanesini seçeceğim. O kişi kanala abone olmuş, videoyu beğenmiş ve tabii ki doğru cevabı vermiş kişi olması gerekecek. O kişiyle irtibata geçeceğiz. Ama diğer arkadaşımızı da bu arada halletmiş olduk. Arkadaşlar içimiz rahat olsun. Ne yapacağız? Instagram'dan mutlaka yazın. Rüştü Hoca'yla edebiyata yazın arkadaşlar. Çünkü Rüştü Hoca'yla Türkçe'de binlerce mesaj var gün içerisinde. Edebiyat da çok fazla geliyor ama biraz daha orada görünebilir. Orada biraz daha okuyabileceğimi, bulabileceğimi düşünüyorum mesajı. Sizden ricam arkadaşlar, lütfen Rüştü Hoca'yla Edebiyat Instagram sayfama mutlaka hocam çekilişi kazanan kocaman bir çekilişle başlarsanız harika olur. Çekiliş başlığıyla başlarsanız ya da ödüllü soru. Evet, ödüllü soru daha iyi olur. Büyük büyük ödüllü soru yazıp sonra hocam kazanan benim işte adres, telefon, ad, soyad vesaire şudur diye bilgi aktarırsanız görmem daha kolay olur arkadaşlar. Haberiniz olsun. E o zaman uzattın hocam. Ödüllü sorumuz ekranda şöyle bir kalsın. Tekrar bu 5 tane mesnevinin yer aldığı hamsenin yazarını sorduk. Yorumlar aksın hocam. Bakalım kim kazanacak ama neyi hocam? Geçen hafta verdiğimiz, daha doğrusu 3-4 gün önce kazanan arkadaşımıza göndereceğimiz kitabı tekrar yeni kazanan arkadaşımıza göndereceğiz. Bu süreçte bu kitap inanılmaz ilaç arkadaşlar. Mutlaka ama mutlaka bitirilmeli. Tam 101 soru var. Evet, bu kitabı göndereceğiz. Haberiniz olsun. Bilgilerinizi Rüştü Hoca'yla Edebiyat Instagram sayfasına bekliyoruz. Abone olmayı, beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kolay gelsin.